6 yaşımda müziğe başladım. Müziğe Batı müziğinin temel derslerini alarak başladım. Klasik Batı müziği demeyeyim de Batı müziğinin diye söyleyeyim. Mandolin kemanla başladım. Hep anlatırım bunu. Birçok yerde de bahsettim. Başlama nedenim de bir köpekti. Bir köpek beni ayağımdan ısırdı. Komşumuz İhsan Beylerin köpeği, İhsanların köpeği, Karadağlı İhsanların köpeği beni ayağımdan ısırdı. İğne vurulmak için her gün hastaneye gidiyorduk. Vuran da kötü vuruyordu galiba iğneyi. Kötü vuruyordu, galibası yok. Karnım ceviz gibi, fındık gibi şişiyordu. 6 yaşımdaydım. Kaçtım 14. iğnede. Annem peşime koştu, peşimden yetişemedi bana tabii. Ne istersen alacağım dedi. Mandolin alırsanız vurulurum dedim. Babana söyleyeceğim dedi. Ben babama söyleyemiyorum tabii bunu. Anneme söylüyorum, annem babama söylüyor. Eskiden böyle bir adet vardı. Düzen vardı, adet vardı. Ve babama söyledi. Babam mandolin aldı bana. Baktım, benim istediğim sapı uzundu dedim. Derken artık bunu aldık, başla dedi. Öyle başladım. Müziğin temel prensiplerini Batı müziği Batı müziği ile almış oluyorum. Notayı o yaşta öğrendim. Gönlüm halk müziğinde bağlamadaydı tabii. Bağlamanın o halk müziğin dinamik, güzel ezgileri, türküleri, uzun havaları, onlara bayılıyordum. 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12-13 yaşımda tambur sanat müziğiyle tanıştım. Derken dünya müziğiyle yine ilgilendim vesaire. Böyle bir hülasa oldum. Batı müziğiyle tekrar ilgilendim. Cazla ilgilendim. Rock'la ilgilendim. Rock'la ilgilendim. Kendime göre araştırmalarım vardır. Caz, rock, Türk müziği, benim özgür yaptığım melodilerle onları birleştirmeye çalıştım. Birçok bestelerim vardır öyle. Tenor sax çaldım. Derken İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu'nda ve konservatuvarlarda bulundum. Çalıştım, okudum. O zaman en üst düzeyde görünen odak bir müzisyen için varılması en güç ve en güzel yer radyo eviydi. Bunu bütün müzisyenler iyi bilirler. Ankara Radyosu özellikle bir müzisyenin hayal ettiği en üst zirve noktaydı. Zirve yerdi. Ve oraya gitmek isterdim. Ve oraya gittim. 20 yaşımda halk müziği bölümüne gitmiştim. En üst düzeyde bir sınav başarılı kazandım. Askere gittim sonra. Devam edemedik. Bir takım nedenlerden. Özel nedenler vardı. Askerliğimin sonunda İstanbul Radyosu'na girdim. 10 ay bulundum. 10 ay sonra kendim kaçtım radyodan, ayrıldım. Daha doğrusu beni üzdüler ve kaçırttılar. Evet, onları kaçırtanlar da sonra özür diledi sonra. Rahmetli oldu bir tanesi. Onları konuşacağız. Yani o nedenlerin evet. Üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi anladığım kadarıyla şu var. Siz bir yandan Batı müziği, bir yandan halk müziği, bir yandan sanat müziği, bir yandan hem müzikle bir besteci olarak, enstrümanist olarak, yönetmen olarak, yorumcu olarak ilgileniyorsunuz. Yani bir Orhan Gencebay'ın müzik hayatına baktığımızda büyük bir arayış. Arayış mı bu? Ne yapmak istediniz? Evet, yani neden mesela sadece saz bağlamayla yetinmediniz? Arayıştı. Buna ihtiyaç görmüştüm. 10 yaşımda bunu hissetmiştim. İlk bestemi yaptığımda, eğer beste denilirse, ilk bulduğum ezgiler 10 yaşımdaydı. Ve arayışımı özgürce sürdürmek istiyordum. Ama ben bu arayışımı yaparken bilinen değerleri öğrenmek üzereydim. Hatta çoğunu öğrenmiştim. 10 yaşımda dahi. Mesela 7 yaşımda başladım halk müziğinin içine girişimden. 12-13 yaşıma kadar halk müziğinin büyük, çok büyük özelliklerini, çok önemli özelliklerini öğrenmiştim diyebilirim. Öğrenmenin sonu yok tabii de. Kavramıştım. Ya benim ağırlık merkezim Türk müziği. Hem halk müziği hem sanat müziği. Batı ile ilgilendim, temel prensiplerini öğrendim ama ağırlığımı Türk müziğine verdim. Çünkü Türk müziğinde araştırmaya ihtiyaç olduğunu işte dediğim gibi 10 yaşımda belirledim, onu yapmak istedim. Hatta 10 yaşımda belirlediğim, olması gerekir dediğim bazı fikirlerimi ben hala yapmadım. Onun için kendime kızıyorum. 10 yaşımda diyorum, 12-13 yaşımda belirlediğim fikirleri mi yapmadım daha? Yapacaksınız ama. İşte yapmadıklarımın arasında o. O bir analiz olayı. Müthiş, evet. O bir araştırmadır.